nereden başlıyor? İyi akşamlar. Boksçan TV'ye hoş geldiniz. Spor Ekip sıra bundan böyle. Her pazartesi akşamı saat 20.30'da bu şehrin yeni heyecanı olan Düzce'den bizim ilimize taşıyan internet televizyonculuğunun yeni heyecanı olan Boksçan TV'de bundan böyle Spor Ekip sıra ile beraber sizlerle olacağım. Spor Ekip sıra bu şehrin geçmişte karasal yayının olduğu dönemlerde marka değeri yüksek bir spor programıydı. Şimdi o spor programı dediğim gibi yeni bir heyecanla bizim ile taşınan Boksçan TV ekranlarında olacak. Bu akşam yanımda konuğum var. Konuğum Mustafa Özbey. Bizim Sakarya Spor Müdürü. Onunla beraber bu akşam Sakarya Spor'u konuşacağız. Sakarya Spor'un ilk yarı karnesinin ilk yarı analizlerini masaya yatıracağız. İnanın ilk heyecan dedim ya, heyecanlıyım. Yıllardır program yapan bir insan olarak Boksçan TV ekranlarında kendimi heyecanlıyım. Ama siz de diyeceksin, heyecanın olmadığı yerde de başarı olmaz. Ben bu işi yıllardır heyecanla yaptım. Bu heyecanımı da Boksçan TV'ye taşıdım. Bu akşam neler var? Dediğim gibi Sakaryaspor'un ilk yarı karnesini masaya yatıracağız. Mustafa Özbey'le beraber. Sakaryaspor ilk yarıda neler yaptı? Bunu büyük, detaylı bir şekilde sizlerle ortaklaşa paylaşacağız. Sakaryaspor'un ilk yarı karnesini önünüze koyarak programın startını vermek istiyorum. Sakaryaspor ilk yarıda neler yaptı? Sakaryaspor'un oynadığı maçların içerisinde neler vardı? Neler çıkarttı? Onları sizlerle paylaşacağım. Bu arada bir canlı yayın şeyi, telefonum da azizdi. İlk yarıda Sakaryaspor'un oynadığı 19 maçın içerisinde 6 beraberlik. 13 galibiyet vardı. Yani mağlubiyet yoktu Sakaryaspor'un ilk yarı maçlarında. Ben şimdi Sakaryaspor'un ilk yarıda oynadığı maçları genel bir analizini çıkartacağım. Sonuçlarını çıkartacağım. Golcülerini çıkaracağım. Ondan sonra da sevgili Mustafa Özbey ile beraber ilk yarının genel değerlendirmesinin içerisine bir giriş yapacağız. Sakaryaspor ilk yarıda ilk maçını deplasmanda Bayburt Özel İdare ile 1-1 berabere kaldı. Golünü Ozan Sol attı. İkinci maçında Sarıyer'i evinde 2-0 yendi. Çorum FK ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Bodrum'u 1-0 yendi. Soma'yı 3-0 yendi. Ankara Demirspor'la 1-1 berabere kaldı. Sakaryaspor 13. haftada Diyarbakır'da 2-1 yendi. Velimeşe'yi evinde 3-2 yendi. Etimesgut'u deplasmanda 3-0 yendi. Turgutlu ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Sakaryaspor Serik Belediye'yi 2-1 yendi. Kahramanmaraş'ı deplasmanda 5-0 yendi. Bu Sakaryaspor'un ilk yarı boyunca dışarıda aldığı en farklı galibiyetti. Sonra son maçta Sivas Belediye'yi evinde Sakaryaspor 4-2 yendi. Bu girişten sonra hazırladığımız sorular var. Soruları sevgili Mustafa Özbey'e soracağım. Bir de programın içerisine daha evvel bu programın tanıtımı yapılırken dedik ki bu programda amatör futbol olacak, voleybol olacak, basketbol olacak ve asıl kelam bu şehirde oynanan bütün spor programlarının genel bir değerlendirmesi bu ekranlarda olacak demiştik. Ama şimdi programa yeni ısınırken, yeni startını verirken Sakaryaspor'da ilk yarıyı namağlup lider bitirmiş. TFF 1. Ligi'ne koşarken dedik ki bu bir saatlik dilimi, bu programın ilk birini Boksçan TV'deki ilk heyecanımızın içerisinde Sakaryaspor olsun istedik. Sakaryaspor'u konuşacağız ama diğer maçlardan, Bal Ligi'nden, Süper Amatör Küme'den de size genel kısa bilgiler vereceğim. Önümüzdeki haftalarda bu programın ayağı büyük genişledikçe, bu programın içerisindeki spor programları bize baskı yaptıkça biz bu programın içerisinde saat dilimini de genişletmeye çalışacağız. Saat dilimi genişledikten sonra da diğer spor programlarını da burada sizlerle beraber tartışacağız. Bu masanın üstüne koyacağız. Ondan sonra bu programda kimler olacak?
O zaman antrenörler olacak. Antrenörler olacak. Efendime söyleyeyim, bu işin başındaki futbol il temsilcileri olacak. ASFK'den yetkililer olacak. Yani dediğim gibi Oksijen TV'de bizim programın heyecanı yükseldikçe, tempo yaptıkça içindeki konu başlıkları da değişecek önümüzdeki haftalarda. Şimdi böyle bir girişten sonra sevgili Mustafa Özbey, şunu söyleyeyim. Belki de heyecanlıyım. Ben hayatımda bu kadar heyecanlandığımı hatırlamıyorum, biliyor musun? Samimiyetimle söylüyorum, hiç bu kadar. Benim genç sıkımdayken hani Karasu Kaymakam Kupası'nı yönetirken çok heyecanlıydım. Öyle mi? İlk heyecan. İlk heyecan başka oluyor. Gerçekten bir şey söyleyeyim. 15 yıl ben spor ekistörü yapan bir adamım. Bu kadar heyecanlanmadım. Biraz ara verdik ki ondandır. Belki de ondan. Yani belki de ondan dediğin gibi. Veya da belki de şunu söyleyeyim. Biz böyle teknolojinin gelişmiş imkanlarıyla hiç karşı karşıya kalmadık ki. Ben şöyle mesela bir tanıtım programı gördüm. Ve bugün benim programımı gördüm. Facebook sayfalarında, Instagram'da gördüm. Harika bir şey. İnsanlar yani bu internet televizyonunda küçümsemecek bir olay olmadığını burayla tanıştıktan sonra anladım. Profesyonel de çalışıyorlar. Yapımcıları profesyonel. Çocuklar, çalışanlar profesyonel. Yani bu şeyle farklı bir soluk olacak gibi duruyor bu Oksijen TV. Şimdi tabii ki İstersen önce biraz Oksijen TV'yi anlatalım. Önce hayırlı olsun. Eyvallah. İlimize hem size bu program yeni yılda yeni bir nefes, yeni bir oksijen, bol oksijenli günler diliyorum. Böyle başlayalım. Öyle. Nazım Hocam. Teşekkür ederim. Tabii ki yeni yılın tüm insanlığa, tüm canlılara, özellikle tüm Sakaryalılara, herkese hayırlı, uğurlu olmasını, sağlık ve adalet, huzur getirmesini dileyerek bu programa başlamış olduk. Valla ben Oksijen TV'yi anlatmaktan yeni yılı da unuttum. Evet. Ama dediğin gibi hakikaten bir, kısa bir süre önce bir yeni yıla girdik. O yeni yılın tüm insanlığa, spor dünyasına mutluluk, başarı getirmesini diliyorum. Teşekkür ederim. Ufak bir anekdot hatırlattığın için çok mersin. Ne demek? Yani ama ben şöyle söyleyeyim. Bu program sizinle zaten özdeşleşmişti. Yıllardır yapıyordunuz. Hem diğer yerel televizyonlarda. Yerel televizyonların birçoğu zaten biliyorsunuz karasal yayında. O artık bizden sonraki gelecek nesiller çok şanslı. Çünkü işte teknoloji, bilim, evet, bilişim çağı budur. Biz Türk milleti olarak yeniliklere hep açık bir milletiz. Sakarya olarak da aslında öyleyiz. Belirli bir çember daralsa da bizimden sonra gelecek nesiller gerçekten çok şanslı Nazım Hocam. Bu konuda hem televizyon adına hem ki bu televizyonun altyapısını kurarken bayağı çalışma yaptıklarını biliyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda gazete yani basın konusunda da çalışmaları olduğunu biliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun ilimize diyoruz. Düzce'den buraya taşınan bir heyecan. Oksijen TV'nin biliyorsun merkezi Düzce. Düzce'den Sakarya'ya. Daha da yayılacak gibi duruyor. Ama duruyor. Hoş bir şey. Sakaryalıların ben şunu isterim. Sakaryalıların böylesine projelere sahip çıkmasını istiyorum. Yani çünkü Sakarya son yıllarda böylesine kaliteli televizyonu, internet televizyonunda kaliteli televizyonlara ihtiyacı var. Sakarya yaklaşık 1,5 milyon nüfusunu bulmuş ama hala bu konuda medya konusunda yani görsel medya konusunda bir türlü gerekli atılımı yapmamış bir il olarak görüyorum ben. Bir takım atılımlar var. Bizim mesela Sakarya tek geldi. 5 program yaptık, kapandık. Karasal yayının olduğu sürede Kanal 54 uzun yıllar burada bir soluk, bir nefes oldu ama uydu yayınlara çıktıktan sonra biliyorsun hayata gözlerini yumdu diyelim. Kayboldu. İlgi azaldı. Şimdi internet televizyonculuğu bana göre biraz bir adım değil, birkaç adım öne çıktı. Tabii ki bir de biliyorsunuz frekans kiralarının uydu yayınları internet yayıncılığı o kadar değil. Onun için bu hem izleyici açısından hem de bu işe yatırım yapanlar açısından bu sistem daha mantıklı geliyor. Peki, istersen başlayalım mı? Sakarya Spor'a başlayalım. Sakarya'da spor bitmez. doğru. Şimdi ben birkaç tane not aldım. Yani burada önümdeki notlar var. Sakarya Spor'un ilk yarıdaki ben şeylerini söylerken, aldığı sonuçları söylerken, şey üstüne koyarken genel anlamda önümde notlar zaten vardı. Evet. 45 puanın içerisinde 13 galibiyet, 6 beraberlik. Hiç yenilmedik. Evet. Zaten şöyle söyleyeyim. Sakaryaspor tarihinin yenilmeme, mağlup olmama rekorunu
kırdı son maçta diyebiliyorum. En uzun yenilmeyen kadro sezon, bu sezon. En uzun gol yemeyen kalecimiz de kaleci Fuat abiydi. Kulakları evet. Çınlasın şimdi İzmir'de. Evet. Fuat abi Adana Demir maçına kadar gol yememişti. Dinozofor'u kıracaktı. Büyük Turgay abi ile Coşkun abi yanılmıyorsam iki tane kendi kalemize gol atmıştık. Gerçi 3-2 yenildik ama yani ondan sonra en uzun yenilmezlik yani 86-87 şampiyonluğu var. Konya çekişmesi biliyorsunuz. O sezon ikinci yarı yenilmemiştik. Bu sezon hiç yenilmeden ilk yarıyı tamamladık. Rekorlarda var yani. En az gol yiyen takım. En fazla gol atan. Şimdi Sakaryaspor'un 2004'te bir şampiyonluğu var. Son 2004'te şampiyon olmuş Süper Lig. Arkadan sonra düşüş 2004, başlamış. 2005, 2006, evet. 2007 düştük. Evet. Yaklaşık Sakaryaspor'un 10 yıldan beri de bir TFF 1 uğraşı var. Evet. 10 yıldan beri gelmeyen bir TFF 1 hedefi var. Bu sene o sene olabilir mi diyeceğim ama önce ben şunu söyleyeyim. Sakaryaspor'un yenilmezliğin altında Mustafa sana göre ne yatıyor? Yani biz şimdi bir kısa söyleyeyim bunu açabiliriz. Sakaryaspor haddini bilerek oynuyor. Yani bu nedir? Haddini bilerek oynamak. Gücünü biliyor. Zaaflarını biliyor. Kendi artılarını biliyor. Buna göre oynuyor. İçeride ve dışarıda genelde aynı sisteme yakın oynuyor. Farkındaysanız zaten geriye yaslanarak oynadığı için de bekliyor, sabırlı oynuyor. İyi çıkan kontraya oyuncular var. Örneğin? Örnek vereyim. Onur Ramazan sakatlandı ama Onur Ramazan iyi başlamıştı diye. İyi kanat. Ozan Sol son gün transferi bana göre zaten attığı gollerle çilingir açamadığın skorlarda, açamadığın dönemlerde devreye giren en etkili gol silahın kardeşi. İlk yarıda attığı 11. İkinci santrofor değil, hatta üçüncü, dördüncü santrofor gibi oynuyor. Bazı maçlarda da Mustafa sakattı. Sakatlığından dolayı oynamadığı maçlar sonradan var. Sonradan oyuna girdi. Son gün kadroya katıldı. Son günlerde katıldı. Yani transferin son günüydü zaten. Yoksa Bursa'ya gitmişti diye biliyorum. Altay'a mı Bursa'ya mı ne Bursa'ya gitti. Gitti. Bursa'dan bize geldi. Bodrum alacaktı. Çok taliplisi vardı Sakaryaspor. Ki Sakaryaspor'a bir önceki sezonda alınıyordu. Geçtiğimiz sezonda alınıyordu. Geçtiğimiz sezon iş bilir başkanlar, iş bilir menajerler ve iş bilir hocalar istemedi. Onun yerine devrimi aldılar daha pahalıya. Evet. Geçen sene Sakaryaspor kapısına geldi. Önceki sene Cumhur Genç Yönetimi Ozan Sol'un transferini bitiriyordu. Parasını yatırıyorlardı ama kulübü bırakmamıştı. Yani parasını yatırdı, serbest kalacaktı. Kulübü yatırdığı için serbest kalamadı, alamadık. Cumhur Genç'in listesinde iki sezon önce de vardı. Allah için uygun alıyorlardı. Parasını yatırmıştı Sakaryaspor, yatırıyordu. Ozan Sol için söylüyorsun. Ozan Sol için söylüyorum. Ama bu sene ben Bursa'dan aldıklarını geçen biliyorum. Geçen sene serbest kaldığı için geliyordu. Geldi, görüşmeler yapıldı. Ama menajer ve hoca artı başkan Cevat Ekşi üçlüsü istemedi, devrimi aldılar. Bu sene aldıkları fiyatının üçte birini. Gecikmiş bir transfer. Aynen öyle. Ben şöyle de söylüyorum. Gecikmiş ve pahalı bir transfer. Daha pahalıya mal olan daha bir pahalı, transfer. Hatta bu ligin bayağı üzerinde. Hani Çorum'un verdiği paralara yakın, Afyon Afşet Hekimoğlu'nun verdiği paralara yakın paralar verdiler. Yani en üst seviyede. Tavan şu an Ozan Sol Sakaryaspor'da. Ama ben şuna da inanıyorum. Geldiği gün söylediğim için söylüyorum. Ben Tahir Babaoğlu ve açık konuşması gerekirse Ozan Sol'un oyun tarzları değişik. Sakaryaspor'a her dönemde lazım olabilecek bir oyuncular. Tabii onun yanındakiler de çok önemli. Ama o son hani tesadüf gibi duruyor ya, yani şans kısmet alındı ya. O günlerde şunu söyledim yakınlarıma, açık net konuşurum ben bu konuları. İlahi bir takdir. Bu sanki Sakaryaspor'un dedim şampiyon olursa Ozan Sol'un bu gelmesi sayesinde olabilir diye. O kadar pahalı olmasına rağmen bak. Meblağ yenilir yutulur gibi değil yani. İyi para. Geçen sene Muhammed mi büyük para almıştı? Ali Özgün mü büyük para almıştı? Muhammed. Bana göre şöyle, geçen sene azalan yok zaten. Hepsi çok almış.
bir alan camber kalmıştır en az alan. Evet. Yani bizim evet. çocuklar hep az alır ya. O almıştır ama geçen sene İsmail Berk 1.250 aldı. 250 bin liralık oynamadı. 1.250.000 lira aldı. Muhammed Reis keza aynı. Yani geçen sene oynayanların %99'u o parayı hak etmedi kardeşim. Kimse kusura bakmasın. Bakın bu sezon başı kabul edin etmeyin. Ben mükemmel değil belki ama prim sistemini de beğendim. Yani playoff dışındaysan prim alamayacaksın. O para prim vereceğine maç başına galibiyeti ki ben hedef yoksa zaten prim vermem. Yani işte hedefe evet. gittiysen veririm o primi, şampiyonluk primi falan. Ama maç başlarını doğru bir şekil. Yani tebrik etmek lazım. Mükemmel değil. Kabul ediyorum. Ama mükemmele yakın bir prim sistemi bu sistem. Doğru sistem yani. Şimdi bu sene Sakaryaspor maç başları mı ödüyor? Şöyle. Playoff dışında kaldığı an maç başını ödüyor. Ha pardon. Yani şimdi zirvedeyiz. Zirvedeysen primle alacağın gidiyoruz. Paket primle gidiyoruz. Primle. Paket primi. O puana göre veriliyor. En azından kötünün kötünün en iyisi. Bak kötünün kötünün en iyisi. Yani kötü bir sistem değil. Daha iyisi var mı? Yaparsın tabii. Sevgili Özbek pekala ama bu maç başıları bizim TFF'de karşımıza çıkıyor ödemediğiniz zaten zaman. Zaten işte geçen seneki ve daha önceki Cumhur Genç Yönetimi bir önceki hani kendisi yönetimdeydi ya o yönetim ders almış. Geçen yılki sezonda ders almış yöneticiler. Geçen seneden de ders almış demek ki bugünkü yönetim. Niye? Geçen sezon atıyorum Karabük'ü yeniyorsun prim veriyorsun. 10.000 evet. TL. Atıyorum sonunca başka bir X takımı yeniyorsun 10.000 TL. Ya böyle bir dünya var mı kardeşim? Sen maç başlarını versen de çünkü maç başları adamın TFF'ye gidip parayı tahsil edebiliyor. Ama primi isteme hakkın yok. Doğru muyuz? Evet. Sen burada prim ödeyeceğine çünkü playoff'a zar zor giriyorsun o grupta şimdi Allah için konuşalım. Geçen sene sezonki grupla bu yıl oluşan grup arasında dağlar kadar fark var. Lazım sence abi. Geçen seneki mi bu seneki mi o zaman? Dağlar kadar farkı anlar. Şöyle farkı söyleyeyim. Geçen sezon, farkı geçen sezon ben söyledim. BMW ile dedim Mercedes yarışıyor şu an. Yani Sakaryaspor'la Eyüp Spor yarışacak. Burada ikisinden birisi kazanacak. Bana göre normal verilen kadro ve paralara göre baktığın zaman da bu iki takımın arasındaki yapacağı maç şampiyonu belirler. Yani iki maçtan kim üstün çıkarsa ikili avaraj veya puanda şampiyon olur diye düşünüyordum. İşin gerçeğini söyleyeyim. Nitekim biri şampiyon oldu. Aynen öyle ama iki takım da beni hayal kırıklığına uğrattı. Nedenini söyleyeyim. Sakaryaspor'un kadrosu iyiydi. Eyüpspor'un kadrosu iyiydi. Eyüpspor'un da kadrosu iyiydi. Ancak Eyüpspor'un hocası acemiydi. Bu bir şanstı Sakaryaspor için. Ancak bakın yönetim zaafı demiyorum. Başkan ve teknik heyet zaafı. Futbolcuları mesela bu seneki kadroyla o sene geçen sezonki kadrosuna ne kadar fark var biliyor musun? Dağlar kadar nedir? Bu seneki kadro daha agresif, daha istekli, daha çok koşan, daha taktiğe dayalı oynayan. Yani taktiğe dediğim kendine işte sabırlı oyun sistemini benimseyen. Şöyle diyebilir miyiz? Lider çok, lider yok, komutan çok yok. Koşan, geçtiğimiz yıllarda asker lider, daha çok. Lidere dayalı bir oyun çok sistemi vardı. Ali Özgün forvette, forvet arkası Muhammed. Çok lider vardı. Çok lider ama bu sene... Her yerde lider vardı. Şunu da diyebilir miyiz Mustafa? Yani geçen seneden ders alan bir yönetim diyebilir miyiz? Teknik kadro diyebilir miyiz? Bazı yönlerde gelen teknik evet. kadronun veyahut da idari menajer olarak gelen Metin Çerli'nin, yeni gelen teknik adamın ve yeni gelen yönetimin geçmişten ders alarak bugünle akıllı adımlar attığını söylemek mümkün mü? Ben... Daha doğrusu Nazım Hocam, senin kadar şeye bakamıyorum tabii. Sen daha kişisel bakmıyorsun. Ben belki kişisel ben öyle, baktım. Ben öyle bakmıyorum. Niye? Var, zaaflar var hala. Yani hala kulübün yapılanmasında, altyapı yapılanmasında, üst yapı yapılanmasında, kadro yapılanmasındaki şimdi mesela ama biz üst yapıyı 3-5 tane yine işte oraya geleceğim. 3-5 tane oyuncu alıyorsun. Almak zorundasın. Niye bu 3-5 oyuncuyu alıyoruz? Mesela daha hatırla Mehmet Özdıraz'ı ben mi aldım? Örnek veriyorum. Yani bunları hani konuşmak, galip gelirken eleştiremiyorsan kendini, öz eleştiri yapamıyorsan başarıya ulaşamazsın. Yani iyi günde kendini eleştirebileceksin. Mehmet Özdıraz bir oyuncu geldi. Büyük umutlarla alındı. Doğru mu? Doğru. Nerede şu an?
sezon başına gönderildi. Bugün devre arası gönderdiğin kimdi? Oyuncu vardı. Sen takip ediyorsun daha açıcı yerde. Kadir mi? Neydi o? Kadir. Kadir. Evet, Kadir Arı'yı sezon başında da gönderdin. Almış niye gönderdin? Yani işte nereye gideceğim? Deneme yanılmayla bu işler işte oraya geliyoruz. Deneme yanılma dediğimiz yani iyi yönler var. Mesela Sakaryaspor'da şu an benim demin dediğim Ozan Sol ve şampiyonluk oynayacaksan Tahir Babaoğlu lazım mı? Lazım. Ali Güneş, Ali Özgün lazım mı? Lazım. Örnek olarak veriyorum. Ama bu kadroya hem sağ tarafta oynayan Oğuz bu ligin üzerinde TFF 1'de bile oynayabilecek kapasitedeki transfer teklifleri almıştı. Ama bunun yanında bir stoperlere bakalım. Ümit Kurt tecrübeli bir yana koyalım. Ama Eyüpçen ve Çağlayan Menderes ikisi de bir üstlüklerin sürekli istediği oyuncular. Yani bunlar doğru tespitler, doğru futbolcular. Şöyle söyleyebilir miyiz? Artıları da eksileri de konuşmamız lazım. İlk yani. Yarının liderliğinin içerisinde sezon başı akıllı hamlelerinin rolü var. Yani Sakaryaspor bugün ilk yarıda ne mağlupsa bunun temellerinin doğru atılmasından kaynaklanıyor. Tabii ki. Ve TFF bu şehirde bu yıl, o yıl diyerekten TFF 1 şarkıları söyleniyorsa bugün bu işin başındaki insanlara da payın büyüğünü uzatmak gerekir. Herhalde. Bir şey daha söyleyeyim. Bu işin kaynağını da aktaran Büyükşehir Belediyesi'ne de ben buradan pay atmak isterim. Çünkü Sakaryaspor'un yapacağı bu transferlere en büyük destek Şehri Emir mi diyorsun? Şehrül Emin. Şehrül? Emin. Emin. Yani Ekrem Yüce'nin bu işte çok büyük katkısı olduğunu da bir dipnot olarak buraya koymak lazım. Neden? Ya şimdi diyeceksin ki belediyenin işi bu değil ama maalesef bugün takımlar büyük illerde herkesin belediyelerden bir takım destek ve yardım aldığını biliyoruz. Bugünkü Sakaryaspor'un da şu gün yani bugünkü mevcut yönetiminde mevcut belediyeden büyük destek aldığını söylemek mümkün ve zaten bu büyük desteğin sonunda da ortaya konulan skorlar da o büyük desteğe yakışmış. Şimdi şöyle konuşalım. Ben yine söylüyorum. Ben biraz bazı konularda aykırı bir adamım o konularda. Ya ben kişiselliğe belki döküyorum tabii, ama yok, hakkını yok, da yok. Vermek lazım. Hayır. Şöyle söyleyeceğim. Şimdi Ekrem Yüce göreve geldiğinden beri Sakaryaspor'a aslında tam içine girdi. İbrahim Nalbant başkan olurken de evet. Taraf oldu. Geçen sezon Cevat Ekşi aday olurken de Uğur Akkuş'un karşısında o yaptı listeyi aday oldu. Bu sezon yine Uğur Akkuş'un karşısında Cumhur Genci desteklerken taraf oldu. Yani onun için taşın altına elini koyuyor, vücudunu koyuyor. Orada bir sıkıntı yok. Yani bugün mesela devre arası hala ara transfer yapacak mı? Örnek veriyoruz. Var, sorularımın arasında var ama biz uzun konuşuyoruz. Ara transfer yapacak mı? Yapacak tabii ki ama nasıl? Transfer yasağı yine var. Her sezon geliyor. Niye? Her giden yönetim işte prim ödemekten maç başlarını ödemediği için oyuncular da doğal olarak TFF'ye gidiyor. Şimdi bu gidenlerin suçu değil. O maç başlarını ödemeyip primleri ödeyenlerin suçu. Anlaşırken 1 lira vereceği oyuncuya 5 lira verenlerin suçu. O yani biz şimdi futbolcuları eleştiriyoruz, hocayı eleştiriyoruz, birileri eleştiriyoruz ama kimse değil. Ya cambaza bakıyorsun da aşağıya bak. Bu kim yapıyor bu transferleri? Bu oyuncular kim alıyor kardeşim? Niye alıyorsun o paraları veriyorsun? Niye primleri ödüyorsun da maç başlarını ödemiyorsun diye kimse eleştirmiyor. Oraya geleceğim. Şimdi Ekrem Yüce geçen sezon bildiğim kadarıyla 23 ile 25 milyon arası bir bütçe vardı Sakaryaspor'un. 5 kişi yönetimden para veren isimler var. Herkes biliyor bunları. İbrahim Şahin, işte Hüdaver'de Bahadır, Dinçer Özcan. Diğerleri parayı verse de geri alanlar. Ama para verip almayan bunlar. Kim vermiş başka? Büyükşehir veriyor. İbrahim Nalbant döneminde de Büyükşehir para buldu, verdi, transferi açıldı filan. Biliyorsun Bülent Uygun'a ev verdi falan. Yıllık bütçe benim tahminim söylüyorum. Şimdi bu yönetim Cumhur Genç daha önceki döneminde 3 ayda bir açıklıyordu gelir gider tablosunu. Ben devre bitti daha öyle bir şey bu dönemde görmedim. Allah için. Görmedim. Açıklayabilir mi? Açıklar. Sence neden? Bilmiyorum. Şöyle ki ben geçen sezon da eleştirdim. Şöyle eleştirdim. Sezon bitti. Sakaryaspor yönetimi kendi arasında bile belki bir kere iki kere toplantı yapmamıştır biliyor musunuz?
Yani 3-5 kişi yapıyorlardı. Basında bir araya geldiğini duydun mu hiç geçen sezon Sakaryaspor yönetiminin? Yok. Pekala bu sezonu gördün mü? Yok. Şey, hani demin anlatıyorsun iyi yönler yapılan planlama. Şimdi planlama temel başlar yukarıya piramit gibi çıkar. Bu işi de yapacak olanlar yönetimlerdir. Şimdi geçen bir toplantıda Ekrem Yüce Başkan lansman yapıyor, tanıtım yapıyor. Güreş şampiyonası vardı Türkiye. Lansmanda güreş lansmanında Türkiye'yi olimpiyatlarda şampiyon yapan Mithat Bayrak yok. Olimpiyat hakemliği yapan Suat Beyanalı kabul edersin adam. Olimpiyat evet. Hakemi yok. Güreş il temsilcisi yok. Bana lansman yapıyorsun. Lansmanda güreşle alakası olmayan isimler gösteriliyor. Mustafa, bu işin başı içindeki insanlar. Bir dakika, kadro çok önemli. Çalıştığın kadro. Evet. Eğer sen böyle bir organizasyon yapıyorsan bu organizasyonun içerisinde bu işi bilen insanlar olacak. Onlar olacak. Geleceğim. Burada yani Büyükşehir'in bunda bir hatası yok. Oraya ona geleceğim. Katkı sunmayan insanlara bakacaksınız. Devamına geliyorum. İşte şimdiki yaptığım konuyu konuşuyoruz. Sakaryaspor şampiyon çok oldu. Yine olacak. Bilginiz olsun. İnşallah küme düşme yaşamayalım. Ama şampiyonlukları yaşayalım bol bol. Doğru mu? Zaten yaşadık. Yaşayalım. Geçmişti. Ama kalıcı olsun bunlar. Kalıcı olmasın, kalıcı tesisin. Kalıcı gelirlerin olması lazım. Kalıcı başarıyı, kalıcı gelirlerle, kalıcı yönetimlerle, kalıcı dediğim sürekli kalmasın. Ama kalıcı tesisler, kalıcı yine söylüyorum. İstersen gelirlerle olur. Bunlar bir yere geleceğim. Bunlar birer proje. Bu projeleri istersen diğer programlara bırakalım. Yok, yok, biz yok. Daha çok konuşacağız. Ben birlik beraberliğe geleceğim. Ekrem Başkan şunu söyledi. İşte basında birlik beraberlik falan işte şunu yapmıyor, bunu yapmıyor. Kardeşim, basının görevi birlik beraberlik değil ki. Olayları alır, haberi alır, verir. Bunu sağlayacak olan bu şehri yönetenler, bu kulübü yönetilenlerdir. Yani kimse kendine görev adledip ortaya çıkıp Don Kişotluk yapmaya gerek yok. Burada basında, sivil toplum örgütleri de kime bakar? Şehri yönetenlere bakar. Bu işi vali üstlenirse, vali beyle, Büyükşehir Belediye Başkanı yapacaksa onunla. Sakaryaspor Kulüp Başkanı devre olmuş, 19 maç oynamışın. Büyük başarı, skorsal başarı, doğru mu? Doğru. 13 galibiyet, 6 beraberlik. Doğru. Tribünler tıka basa dolmalı. Doğru. Gelir temin etmeli Sakaryaspor. Çünkü kaynağa ihtiyacı var, parayı. Hep belediye verecek. Kulüp yönetilecekse kimse kusura bakmasın. Bir üst lige çıksan ne olacak? Çıkanları gördüm. Samsun diyorum. Ordu Spor'u gördüm. Çıktı nerede şu an? Eskişehir Spor Spor Ligi çıktı. Kemal Akıtan döneminde. Nerede şimdi? İdris Naim Şahin'le Ordu Spor çıktı. Şu an nerede? Hatırlayın. Zafer Çağlayan'a versin. Lütfen yurdu. Efendim, amatör kimin? Galatasaray nerede? Tarih oldu. Taşıma suyla değirmen dönmez. Öz varlıklarınla, yine söylüyorum, öz kaynaklarınla, tesislerinle bir yere gelirsin. Şimdi diyoruz ya konuşma, işte bütün bunları yapacak olan kim? Şehri yönetenler hep birlikte. Hep birlikte yapacaksan kimseyi ötekileştirmeden birlik beraberlikle bu işi yaparsın kardeşim. Şimdi Sakaryaspor'un geleceğinin resmini çekiyorsun. Geleceğinde nasıl olması gerektiğini çekiyorsun ama biz şimdi bir kere Sakaryaspor'un, bırak da doya doya bu ilk yarısını değerlendirelim. İlk yarıdaki aldığı skorsal başarıların üzerine bir gidelim. Diyelim ki ilk yarının futbol, yani futbol resmini nasıl çekersin? Sen şimdi ilk yarıda bir futbol resmi var. Vallahi. Bu futbol resminin içerisinden 13 galibiyet, 6 beraberlik çıkmış. 5 puanlık bir ilk yarı farkı çıkmış en yakın rakibine. Bir şey görebiliyor musun oraya baktığında? Hem sonuçlara bak, hem oynadığımız oyunlara bakalım. Ben mesela yine söylüyorum. Deplasmanda ve sahada oynanan oyun yapısında çok değişiklikler yok. Genel manada söylüyorum bunu. Yani ikili forvet 5-10 giren çıkan aynı. Bakın. İşte 19 maç. Onu dışarıda 9 içeride. Çık. Onur Ramazan. Gir. Umut Sönmez. Çık. Hurşit Taşçı. Gir. Ozan Sol. Çık. Ali Özgün. Gir. Tahir Babaoğlu. Çık. İrfan Akgün. Gir. Ömer Bozan. Hep aynı isimler. Döndüğüm zoraki mecburilerin dışında çok böyle değişen isim yok. Oyunun değiştiği de yok. Oyuncu değişikliği var genelde.
Ama belli bir oyun formatı olmasa i̇şte bu formata başarı gelir mi? Anlatamadım. O formata göre oynuyorsun zaten. Formatında bir şey yok. Sabırlı oynuyor. Giren çıkan da sabırlı oyununu oynuyor. Ama burada mesela ligin en altında yer alan iki takım burada Sakaryaspor'a başa baş oynadı. Hatırlar mısın bilmem. Bir Veli Meşe maçını hatırlıyorum. Veli Meşe Ergen'e 3-2. Bir Turgutlu. Turgutlu'yu bırak. Turgutlu orada bir tarafa da gitti geldi. Allah aşkına. Pozisyon yakaladı o pozisyonda. Ki umduğumun dışında oynadı orada Sakaryaspor. Turgutlu'da. Deplasmandaydı. Ama buradaki Serik maçında. Serik maçında. Evet, Serik ve Veli Meşe maçları. Baktığın zaman da kadro bakımından öyle çok iyi kadroları yok. Puan durumları ortada. Güçleri ortada. Maraş'ın dışında en kötü Niğde, Anadolu ve bu takımlar. Sarıyer falan. Zaten onu söyleyeceğim. Geçen sezonki kadroda grupta 19-20 takımın 15 tanesi sıradan takım. Bu grupta küme düşer hepsi. Bakın bu grupta bunlar küme düşer. Yani bizim grubun daha kaliteli bir grup mu olduğunu söylüyorsun? Daha kaliteli. Geçen öbür grup kaliteydi. Bizim grupta iki takım vardı. Yani al şampiyon ol dediler bize ya. Yap deseler, grup yap deseler öyle yaparsın. Allah için konuşalım ya. Manisa ötede, Kocaeli ötede, Hekimoğlu ötede. Geçen sözden hatırla. Ama buna rağmen biz şampiyon olamadık. Olamadın. Niye olamadın? Niye olamadın? Çarpık ilişkiler, ahbap çavuş ilişkileri. Yönetim bakın, bu yönetimdeki disiplin veya bakış daha farklı geçen sezonkinden. Yani başkan Cevat Ekşi değil şimdi. Cumhur genç. Allah için. Yani daha sıkı bakıyor, daha işi biliyor, daha liderimsi. Bunu diyelim ki uzun yıllardan beri bu yönetimlerin içerisinde olması, iki sefer başkanlık koltuğundan gidip gelmesi. Hem karakterden de, karakteristik yapısından da var o. Evet. Bir de ama onlar çok önemli ama faktörler. Önemli. Mesela yani geçen sezonki söyleyeyim, yönetim bazında hem ekonomik hem kalibre bakımından geçen sezonki yönetim daha iyi. Orada başındaki adam da sorun vardı. Şimdi başındaki adam daha tutarlı. Kabul edin etmeyin kardeşim. Şimdi birisine suç yüklemektense hani kişiler üzerinde değil de bu işi Sakaryaspor'un genelinde bütününde ele almak lazım. Başarılı. Geçmiş ama yönetim başarısız. Bugün de başarılı. Tabii. Şimdi zaten ipi göğüslerse bu yönetimin başındaki insanlar bu şehirden gereken payı alacaklar zaten. Ama çok da büyütmemek gerekir. Şunu da söyleyeyim. Daha arkasında duran bir kurum var. Bir de daha yolun başındayız. Bakın şimdi ben mesela şöyle söyleyeyim. Bu devre arasında yapılacak hamleler önemli. İkinci yarıda kar, kış, kıyamet. Ben geçen sezonda söyledim aynısını. Kar, kış, kıyamet, pandemi. Bakın artış başladı. Şimdi salt bir şey yaparken gününe bakarak yapmayın. Yani günümüzü gün etme dönemi değil. Evet, geçmişle yaşanmayacak. Geçmişi ama yok saymayacaksınız. Bugünü yaşayacak ama yarın da plan yapacaksınız. Şimdi Sakaryaspor'un sorunu burada genelde. Genel itibarla söylüyorum. Geçmiş tarihiyle yaşıyor. Geçmiş tarihinden Sakaryaspor işte geçmişte şampiyonluklar, milli takım oyuncular, 5 gol kralı doğru. Ama onun kredisini yiye yiye bitiremediniz kardeşim. Olmaz. Onlar bitti. Artık yeni hani şairin dediği gibi yeni bir şeyler söylemek lazım. Geçmişte takılmamak lazım. Şimdi biz geleceğin planlamasını nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız kardeşim? Planlamayı yapıyor musun? Şimdi devre arasında yine söylüyorum bak. Kar, kış, kıyamet. Çamur, çorak. Sahaların durumu çoğu belli. Doğru mu? Covid örnek vereyim. Size gelen 3-4 takım içerideki maçta 6-7 eksikle gelen takım vardı. Yarın senin öyle olmadığını bilebiliyor muyuz? Yani onun için yapacağın hem transferler hem kadro planlaman hem de yaşam tarzın. Bakın Covid %500 patlayan yerler var. Doğru mu? 30 bine dayandı çoğu yerler. Bizim şehir maviye gidiyor inşallah. Yine inşallah. Yani bizim şehir için sevinçli bir şey söylüyorsun. Diyorsun ama deplasmana gidiyorsun. Ama doğru. Başka yerlere gidiyorsun. Bizim şehir için belki sevinçli bunlar ama. Nerede takımımız? Şu an Sakaryaspor nerede hocam? Antalya'da. Güzel. Antalya'daki ortamı örnek veriyoruz yani. Maç çoğu takım maç yapmıyor biliyorsun hazırlık maçı. Sırf bu yüzden. Hendek Spor geri. Niye?
biliyor musun? Hendekspor geriye geldi. İki, yani hazırlık bugün maçı hazırlık maçı vardı. Oynayamadı. Öncekini oynayamadı Covid'den. Bugünkünü oynayamadı Covid korkusundan. Organize arızası. Yarın gelecekti. Dün akşam geldi. Şimdi Mustafa herkes de buna göre planını yapacak. Ha, ona yani göre yapmalı. Covid gerçeğini ikinci yarıdaki, yok saymayacak. İkinci yarıdaki şartları takımlar. Kırmızı kart. Şimdi takımlar ikinci yarıda takviye yapmayacaklar mı? Tabii. Senin rakiplerin de takviye yapacaklar. Aynen. Sen eksik olan halkaları tamamlarken rakiplerin de tamamlayacak. 5 puanlık fark 2 mağlubiyete bakar. Hani 5 puan çok iyi puan. Sakaryaspor çok iyi puan ama peşindeki takımların 5 puan var, 7 puan var, 9 puan var ve mesela atıyorum. Ama işte bu farklar 3 puanlı sistemde çok rahat kapanır. Onun için de Sakaryaspor ihtiyatlı gitmek zorunda. Sen temin az evvel bir şey söyledin. Yani hep geçmişe takılı kalmak önemli değil, geçmişte yaşanmaz diyorsun. Ama ben sana bir şey söyleyeyim. Az evvel konuşmalarının içerisinden özet aldım, çıkarttım. Bu yönetim geçmişten ders alarak bugün akıllı işler yapıyor. Geçmişin yanlışlarını da bugüne yüklerseniz, ona göre hareket ederseniz de doğruyu bulmuş olursunuz. Tabii ki. Amenna. Bak, geçmiş genç ilk geldiğinde acemiydi. İşte yönetimde bulunduğu İsmail Gürses yönetiminde de bulundular. Ben şimdi orada da yanlışları var. Yanlışları düzeltemedin. O yanlışlardan şimdi ders aldın demek ki. Evet. Ha, ama bak, ders almak da önemli bir beceri ama. Tabii ki. Ama bunun devamını bak yine söylüyorum. Devamını istenmeyen yanlış olaylar da oluyor. Kendi elinde olmadan olaylar var. Şartların getirdikleri var. Mesela ben belediyelerin hep hazır kıta her istediğinde para veriyor veya işte belediye nasıl olsa var dediğin zaman bu neye benzer biliyor musun? Şimdi ben sokakta çok görürüm. Dilenenler var ya. Bazı ablalar var, adamlar var. Hep yıllardır aynı işi yaparlar. Bazıları ilk görenler ilk defa yapıyor bu işi zannediyor diyelim onları. Sen o dilenciye verdiğin parayla ona iyilik mi yapıyorsun, kötülük mü yapıyorsun? Veya kendi bir oğlunu düşün. Oğlunu sen hayata hazırlamıyorsun. Hep hazır veriyorsun. Gak dersen tamam, guk derse tamam. Hazıra alıştırdığın çocuk yarın kendi ayaklarında durma özelliğini yakalayabilir mi? Yani aslında belediyelerin haddinden fazla mesela bu seneki vereceği para, Büyükşehir Belediyesi'nin bulacağı para, kaynak 30 milyona yakın olacak. Hadi, ne olacak? Şimdi sen diyorsun ki sokaktaki dilenci de bu işi dilenmeye getiriyorsun. Veyahut da şöyle diyorsun ki hep Büyükşehir Belediyesi'nin kapısından öbürten yönetimler öyle değil. Hiçbiri verme. Çok vermemeli. Mesela tesis yapsın. Evet kardeşim. Ama kusura bakma. 25 kişilik yönetiminden sen 25 milyon bırak. 1'i 5 milyon çıkaramayıp her şeyi belediyeden bekliyorsan kusura bakma. O zaman az evvel söylediğin şeyin içerisinde vardı. Doğru değil bak, yani. Az evvel söylediğin şeyin içerisinde vardı. Sakaryaspor kaynağı yok dedin değil mi? Tabii. Peki. Kaynağı bulacak olan ben miyim, yönetimler mi? Yönetimler. Nasıl bulacaksın? O bütün bunlar proje, planlama, hazırlık. Bak şimdi, ben şimdi şu anda bugün aslında önümüzdeki haftaya sarkılacağım birçok konu var da bunu işleriz. Dört tane oyuncuyu Ercüment Ülaki Coşkunder'e altyapıdan 4 oyuncuyu yukarıya taşımış, Antalya'ya getirmiş. Ben yıllardan beri hep aynı filmi seyrediyorum. Altyapıdan üst yapıya adam taşırlar devre arasında veya devre başında adam taşırlar, getirirler ve sonra da gönderirler geriye. Tabii ki. Şimdi Sakaryaspor senin dediğin gibi üreten, ürettiğini satan bir takım olması lazım. Ürettiğini satan bir takım. Satan derken bir şey daha söyleyeyim lazım abi. Kazanan olmalı. Ha, yani kazanan. Şimdi Ercüment Ülaki Coşkunder'e önümüzdeki hafta ben belki bu ekranlardan onu da bağlayacağım. Bunu da onun yüzüne de soracağım yani. Siz 4 tane oyuncuyu getiriyorsunuz. Benim için 4 tane oyuncuyu oraya getirmem muhakkak ki önemli. O gençler için çok önemli. Mesela kim var? İsim 4 tane isimlerini çıkartmıştım Mustafa ama. Batın var mı? Batın diye bir oyuncu var yani mı? Yani var. Şimdi vardı. Bak ben onu evde önümüzdeki haftaya sakladığım için notlarımın arasına aldım. Hatta benim bana ait olan gazetemdeki Bizim Sakarya'yı da yazacaktım. Hani bu söylediklerimi orada da yazacaktım. Bir şey sorabilirim Nazım abi sana. Sor. Yıllardır Sakaryaspor'un içindesin. Son 20 yıl dışarıdan aldığımız hangi futbolcu Sakaryaspor'da kalıcı oldu ve bu işten para kazandı veya altyapıdan aldığın A takımda kalıcı olup sana para kazandırdı?
Şimdi onu bir istatistik bilgi çıkartmak lazım. İstediğin kadar yap kardeşim. Yani, daha ileri giderek söyleyeyim ya. Bizim dönemimize Sakaryaspor altyapıdan yetiştirdiği futbolcular Oğuz, Turan, Aykut, en son Tuncay, Mustafa Pekdemekler hepsini say. Sakaryaspor'un zaafı şurada. Üretmekte Sakarya'nın özellikle sporun her dalında şampiyonlar üretiyor da Semih Saygıner 7 yıl sonra farkındaysan Mete Gazoz bir sürü sayarız biliyorsun son yıllarda. Ama futbolda bu kadar üretken olan Sakaryaspor milli takımın aynı anda 8 tane sporcu veren Sakaryaspor'un kasasına hiçbir futbolcusundan doya doya kazanabileceği parayı koyamamıştır. Yani abi, pazarlamada bir noksanlık var. Örnek vereyim abi. Mesela bizi hatırla. Çoğu unutmuş olabilir. Sakaryaspor'un para kazandığı satışından biri rahmetli Büyük Aykut'tur. Eskişehir Spor'a verirken iyi para evet, kazandı. Ben o transferde bak, vardım. Bravo. Ben vardım. Hatırla. 90 bin lira verdiler. Bir de ikincisini söylüyorum. Şenol Çorlu. Evet. Fenerbahçe'ye gittiğinde. Doğru mu? Evet. 3. Hüseyin. Beşiktaş'a gitti evet. Verilen. Başka kim var? Hatırlıyor musun abi? Ya var bizim mı? Şimdi... Orada bir sorun var. Dışarıdan... Mutlu çıkıyor. Biz dışarıdakilere para kazandırıyoruz da. Yani kasamızdan transfer yapılırken harcamada para veriyoruz ama ya karşılığını alamıyoruz ya da ürettiğimizi satarken hak ettiği değeri bulamıyoruz. Sorun orada. Arge'de ve pazarlamada sorunumuz var. Şimdi benim ben bu işi az evvel söylediğim noktadan yine bakacağım. Çünkü bu benim yıllardır savunduğum bir tez. Sakaryaspor'un altyapısı iyi çalışmalı. Altyapısı üretmeli, yukarıya adam taşımalı. Tabii ki. Ve taşınan adamların da gereken değeri yukarıda görmesi gerekir. Aynen. Sakarya iyi taranması lazım. Şimdi mesela son zamanlarda ben bir arkadaş çocuk seyrettim. Harmanlık'tan Başar denilen bir çocuğu seyrettim. İzmit'e gitmiştik. Biz İzmit'te bir özel maçta seyrettim. Bu çocuk kim diyerekten yazdım. Ben futboldan çok fazla anlamam. Anlayanlar seyretsin. Bu çocuğu bir görsün dedim. Arkadaşım biri geldi, Erenler'de seyretti. Ben sana da söyledim bunu. Evet. Sana da tavsiye ederim, izle dedim. Başar denilen çocuk, Sarı Metin'i andırıyor. Fizikli, gayet iyi bir çocuk. Geleceği olabilen çocuk, işlenmesi gereken çocuk. Tabii ki. Bana göre Sakaryaspor bu tip oyuncuları, kendi altyapısından bu olmayabilir, bir başka altyapıda da bulacak. Bir başka şey daha söyleyeceğim. Sakaryaspor bu ilde altyapısı olan takımlara kendini sevdirme eksikliği de var. Sorun orada. Bak sevdirme eksikliği de var. Bak bu Başar konusu gündeme geldi. Ben bir tane adamı seyrettim. Hasbelkadar benim gözümle. Ben amatör küme maçlarını hep seyrediyorum. Hani daha ziyade Süper Lig maçlarını seyrediyorum. Klasman Ligi'ni fazla izleyemiyorum. Bu tip çocuklar görülmeli, takip edilmeli ve Sakaryaspor'a kazandırılmalı. İsmi Başar olmuş Ahmet. Ben isimleri onu verdim. Bir son zamanlarda ismi geçtiği için onu bir verdim. Bir şey dikkatini çekiyor mu? Ben bunu hep örnek veriyorum. Geçen gün bir yerde daha örnek verdim. Şimdi Covid aşısını bulan iki tane Türk. Evet. Bir bilim kadınımız, insan olarak bir bilim adamımız ne yaptı? Aşıda imzaları var. Türk. Adı geçiyor. Belki Euro'ya basacaklar resimlerini. Tabii. Tüm dünya onları konuşuyor. Nerede buldular? Nerede çıktılar karşımıza? Almanya'da. Şimdi Sakaryaspor'da Sakarya'da futbolcu yetiştirme sorunu yok. Sakarya tarla, menba. Türkiye'nin tüm su şişeleri, markaları neredeyse Sapanca'dan, Hendek'ten çıkıyor farkındaysan. Futbolcu da Sakarya. Her ilde 54 numaralı noğlu formalı futbolcu var. Doğru mu? Evet. Pekala bunlar niye Sakaryaspor'da yok da kaçıyor da karşına orada çıkıyor? İşte sorun bu. Bu kaçağı önlemek lazım. Mesela bir isim vereyim. Bunlara bir tane de ben vereyim. 2003 doğumlu. Kocaeli Sahilspor'da. Onur Kahya. Allah futbolcu diye yaratmış çocuğu. Bu sene oynadı Süper Lig'de. Amatörde. Süper işler yaptı. Gol attı, asistler yaptı. O kadroda kendine yer buldu. Başka takımların radarında gitti. Gitti mi? Gitti. Nereye gitti ya? Kocaeli Spor'a. Yok mu burada onu gören kimse yok mu? Bak, mağaradaki teröristler gözüküyor artık. İHA'lar, SİHA'lar var. Ama öyle lafla peynir gemisi yürümüyor bu işlerde. Bir tek orası da değil. Yani amatör küme, spor, futbol okulları,
ilçeler, şeyler, okul, liseler arası maçlar, minikler, yani futsal, her yeri taramak öyle, bu bir ekip meselesi. Bu işler öyle gibi kolay işler değil, zor işler de değil. Ekibine doğru. Sevgili olacağım. Mustafa, program su gibi akıp geçiyor. Evet. Biz konuşuyoruz. Artık biz buraya da yakında rejiden bitiyor abi derler. Önümüzde sorular. Evet, şimdi Sakaryaspor'un ara transferde mesela aldığı bir tane isim var. Evet. Okan Dernek. Okan Dernek. Ona gelelim. Şimdi Sakaryaspor doğru bir transfer yaptı mı? Orta sahaymış galiba bu. Orta saha 10 numara gibi. Aranılan 10 numara mı? Değil. İdare eder mi? Eder. Ama 2 sene evvel de bu bizim listemizdeymiş galiba. Önemli değil. Bizim listemizde olup alamadığımız... Ha, sana göre doğru bir isim değil. Yani tam aradığımız isim değil. Tam aradığın isime verilecek param var mı? Yani onu tabii ki ben bütçeyi... Mesela bütçe açıklandığını gördün mü? Tahmini bütçe ya da olası bütçe... Ben öyle bir şey duymadım. Şimdi bilemem ki para onların. İster alırlar, ister almazlar, ister altyapıdan alırlar. Ama şöyle söyleyeyim. 10 numara gibi İrfan Akgün, Ömer var. Bozan zaten var. Yani baktığın ama bu bir ilave olarak. Ben aldığım bilgilere göre buraya bir takviye kuvvet olarak alınmış. Yani yedekleme yapmışlar. Evet. Yani inşallah sakat olmazsa biraz... Bunu sen biraz aç Mustafa. Maçları sen tamamını buradaki en azı iç saha ve deplasman maçlarının birçoğuna gittin. Şimdi Sakaryaspor Okan Derneği aldı. 3-4 tane daha oyuncu alacak diyor. 4 tane. Sana göre nasıl olması lazım? 3 denmiş. 3 denmiş. Ya şimdi her hocanın veya her teknik heyetin veya her scout ekibinin yönetimin görüşleri farklı farklı. Ben mesela Sakaryaspor'un sıkıntıları yok mu? Tabii ki var. Ama çok büyük sıkıntıları yok. Baktığın zaman. Bu kadro şampiyon olur mu? Rakiplerin yapacağı takviyelere bağlı. Dediğimiz gibi Allah göstermesin. Yaşayacağın şanssızlık. Kırmızı kart görebilirsin. Tabii. Burada görebilirdin mesela. Hakem vermedi kazayla. Yani sen o hareketleri yapmayacaksın. Yani bizim takımın agresif takım ve çabuk gaza gelen bir kontrol edilmezse kart konusunda çok ilk yarı ağrımadı ama yani bu ağrımayacak manası gelmez. Onun için Okan Dernek Ömer Bozan mı Okan Dernek mi dersen üzerinde Ömer oynuyor. Evet. Ömer yok da yine söylüyorum. O İrfan da biliyorsun. Yani Okan Dernek benim için acil ihtiyaç değildi. Benim için söylüyorum. Evet. Yani ama ne alacaklar? İşte bir tane kanat Kadir gittiğine göre bir tane kanat alacaklar. Bir tane sol bek genç geleceği olan diye biliyorum. Söylenilen asıl konuşulan 3 tane. Ben 4 olacağına inanıyorum. Pekala Mustafa, biz alınacak adamlardan bahsediyoruz da. Ali Özgün'le Tahir baktığın zaman aynı model zannediyorlar bazıları mesela. Aynı model santrofor değil ikisi. Farkları farklı. Ne? Mesela Tahir daha çok oynatan, duvar olan, araya bırakan, alan açan, yanına ekipman isteyen, araya girecek adam isteyen model santrofor. O yüzden öncelikle o oynuyor. Ali Özgün yedek. Aynen alıyor. Öyle. Ali Özgün daha ziyade biliyorsun vuruşlarda işte araya atarsan gider falan. Tahir öyle 9 numara araya, pozisyonunda. He. Direkt 9 numara. Yani alacağın 3 bir forvet alacaksan bunların dışında bir forvet. Hani Ali Özgün'ün gitme ihtimalinin olduğunu söylüyorlar. Ali Özgün ve Kadir Arı bir iki tane daha vardı. İlk yarının ortalarında gitti gidecek gibi. İpler koptu kopacak şimdi gibiydi. Şimdi gidecekler ben onu soruyorum. Son çıkışıyla özellikle Ali son Özgün, maçta. Evet, son maçta. Son maçta mesela attıkları filan Allah için. Yani aradığımız, beklediğimiz Ali Özgün sonlarda mı devreye girdi diyorsun? Biliyor musun? Biliyorum. Türk futbolunda yaşanıyor bunlar. Ama uzun yıllardan beri Türkiye'de değil mi Mustafa ya? Önemli değil ki. Bu kültür farkı var. Alt beyin, üst beyin olayı bu olaylar. Sen onu yok sayamazsın artık. Şöyle.
oluyor, küsüyor. Darılıp küsmesi aslında. Darılıp küsse ama kendine zarar veriyor. %10, 20, %70, 80 takıma zarar veriyor. Bu kimliğini değiştirebilse mesela Ali Özgür... Burada olmaz Mustafa, burada olmaz. Ya Avrupa görmüş, altyapı sonrası. Futbol kültürü oradan kaynaklanıyor. Yani bu insan... He? TFF'de de oynadım. Evet işte onu diyorum ya, oradan aldık zaten biz onu. TFF'den aldık. Önemli bir para da verdik. Ne kadar verdiğimizi ben bilmiyorum. Onu şey yapmıyorum. Ben şimdi biz hep alınacakları hesaplıyoruz. Devre arası takviyesinden bahsediyoruz ama bir de ara transfer dönemindeki TFF dosyaları var. Mustafa, bu dosyalar halledildi mi ki biz durmadan... 5 milyon. Onun toplamı 5 milyon. 3 milyon küsürü ödersen açılıyor. Bu konuda da zaten Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yine adres oraya gösteriyor. Hedef oraya gösteriyor. O da büyük ihtimalle okey. Bulunuyor. Şimdi yani diyorsun ki ikinci yarı dosyaları biz dosyalar ödenir, ödenir onlar. Ödeniyor. İlk yarıdaki ödenir. Nasıl tür öteleme oluyor bu? Ben biraz anlaşım. Sonra üzere örnek Çağban Yıldırım Sakaralı veriyor, Beriki veriyor. Öyle de yapabiliyorsun. Yani kaldı ki 3.100.000 lira çok büyük para değil yani. Yani şey bakımından işin gerçeği dedim ya, elini değil artık üstünü soktuğu için o işler kolay işler. Şimdi iki arada biz programın içerisinde o kadar hızlı girdik ki bazı konular konuların içerisine girdi. Ben sana şunu soracaktım aslında. Bugün Sakaryaspor'un geldiği noktada teknik direktör farkını nasıl görüyorsun? Ercüment Hülaki Coşkundere biliyorsun bir dönem daha Sakaryaspor'a geldi. Evet. Devre arasında liderdi. Devre arasından sonra üst üste gelen başarısız sonuçlardan sonra takımdan gönderilen bir teknik adamdı. Şimdi Ercüment Hülaki Coşkundere'nin ikinci gelişinde o zaman da ilkleri tahmin ediyorum namalü bitirmişti. Yani onun namalü bitirme alışkanlığı var da sonunu getirme alışkanlığı olacak mı bu sene? Hani biz hani diyoruz ya o sene bu sene diyerekten biraz ihtiyatlı konuşmak istiyorum. Aynen. Ercüment Hülaki Coşkundere'nin bu oynanan oyuna katkısı ne sana göre? Sen bir şeyler söyledin. Ben aldım, önüme koydum, notlarımın içerisine koydum. Dedin ki yani senin anlattıklarından gelenle, girenle yani teknik adamın kafasındaki oyuncu grubu belli. 15-16 kişiyle bir fotoğraf çizmiş. O fotoğrafla hareket ediyor. Doğru mu? Aynen öyle. Doğru mu? Pekala hiç mi katkısı yok? Veyahut da Sakaryaspor'u geçen sene izledik. Bu sene bir Sakaryaspor'u izliyoruz. Arasındaki bir farkı benim önüme koyabilir misin? Hocam çok farklı ama ya. Yani elma ile armut gibi. Yapma ya. Yani geçen seneden bu kadar daha. Çok farklı. Yani şimdi tabii bazı hiçbir şeyden bir haber de İsmail Ertekin gidene kadar, bu olayları öğrenene kadar, acemi yöneticilerle işte iyi niyetli yöneticileri birileri idare ediyordu. Başka türlü götürüyorlardı. Onun için Sakaryaspor'da geçen sezon kadroyu neredeyse bir menajerle bir hoca yapıyordu ya. Yapma ya. Yani ya, o kadar kötüydü. Yani onun için birbirine işte yine söylüyorum, kaşar çoktu, komutan çoktu, birbirlerine düşüyordu, gruplaşmalar fazlaydı. Evet. Şimdi bu sene o yok, şu vardı bu senede. Mesela Hekimoğlu beraberliğinden sonra Sakaryaspor deplasmanda kimi yendi? Yanlış hatırlamıyorsam birini yendi. Yenmese Ercüment Hoca bugün burada değildi mesela. Dur ya onları... O kadar net söylüyorum. Şu maçlara bir bakalım ya, bir dakika ya. Yani sen bir dakika şimdi benim de kafamı karıştırdın Mustafa. Şimdi şurada onların maçları var. Kaçıncı haftaydı o? Bir dakika. Mesela. Etimeskut'a gittik galiba, ondan sonra 3-0 yendik galiba, bilmiyorum. Olabilir, doğrudur. İşte Hekimoğlu ile burada 0-0 kaldık. Evet. 10 kişi kalan Çorum'u yenemedik. Geldik Hekimoğlu ile beraber kalınca sıkıntı oldu. Mesela Hekimoğlu burada bizi bayılttı. Yani Allah için. Buraya gelen takımların için en iyisini ben Hekimoğlu gördüm. Zaten Mustafa puan olarak da bize en yakın takım var. O 5 puan var. Ve orada da bir tane Aktaş soyadları oyuncu vardı. Ondan yoksun geldiler o maçta zaten.
Yani nereye geleceğim? Ercüment Hoca yani şey hoca değil. Acemi, ama bu ligleri iyi bilen bir teknik adam. Şöyle bu ligleri biliyor. O sene biliyorsun Sakaryaspor'a ilk geldiğinde gönderilme nedeni sportif başarı başarısızlık değildi. Biliyorsun belki. Yok bilmiyorum. Şimdi veya o süreci iyi biliyorum da. O süreçte başkan Selahattin Aydın mı? Eyvah. Yani orada bir şeyden dolayı ne diyeyim şartlar, olaylar aslında sportif başarı başarısızlıklardan değil. Başka işlerden. Başkanla teknik adamın arasındaki anlaşmazlık mı diyelim buna? Öyle yani, deyip geçelim. Neyse, açmayalım. Yani, gerek de yok. Şimdi, o dönemde işte futbolcu gönderilen futbolcular var biliyorsun. Gönderilmemesi gereken futbolcular gönderildi falan bazı sudan nedenlerle. Nihayetinde çıkacağım belki şampiyon olacağım sene. Şampiyon olamadı. O sene şampiyon olabilirdi. Pekala şöyle söylerim ya şu şampiyonluğu bir kantara koyalım. Sana göre yani şampiyonluk şehir şimdi şampiyonluğa kilitlendi. Yani herkesin aklında hani belki şey bir laf oldu, klişe bir laf oldu. O sene bu sene mi diyerekten. Hatta bizim Yavuz Köprülü oldu babadan biliyorsun Sakaryasporlu. Sakaryaspor'da da önemli desteği olan insan. Her dönem bakıyorum tweetlerini atıyor Facebook sayfasından, Instagram'dan. O sene bu sene diyor. Sana göre o sene bu sene mi? Yavuz kardeşimiz Sakaryaspor Selahattin Aydın dönemlerinde de vardı. Sonra bir dönem oldu sonra çıktı. Cumhur Genç Yönetimi'nde de vardı öncekinde. Ayrıldı. Biliyorum. Sezon başı vardı. Evet. Şimdi yine öyle böyle içinde. Yani şey olarak olmasa da resmi olarak olmasa da yine Sakaryaspor'un her yerinde var. Sorun yok şey olarak. O da gönlünden geçen, hepimizin gönlünden geçeni söylüyor zaten. O sene bu sene olmalı. O güçlü takım, yani güçsüz kötü hava vardı, evet. İşte yöneticilerin İsmail Ertekin'den sonra olaylara vakıf olmasından sonra o başarı geldi dikkat edersen. Kırşehir'e gitti, Sakaryaspor seçimi götürülmek istendi. Kırşehir'e hiçbir yönetici gitmeyecekti filan. O Kırşehir'e gitmeseydi o yöneticiler. Sakaryaspor geçen sene belki de düşmeme oynayacaktı. Bırak playoff. O kadar kötü bir gruptan şampiyon olarak çıkamayan Sakaryaspor kötü bir gruptan playoff'tan değil direkt çıkabilir. Evet. Çıkabilir. Doğruları yapar. Bu reflekslerini yine aynı doğru oranda kullanırsa. Yani şampiyon olmaması için bir neden yok. 5 puan öndesin. Kadron belli. Allah için. Takviye yapıyorsun. Bu düzen bozulmasa, şanssızlıklar. Bak yine söylüyorum. Siz tüm doğruları yaparsınız. Ama bazen hakem şansı, bazen top şansı sizden yana olmayabilir. Bu da sizin geleceğinizi etkiler. Doğru mu? İstersen Mustafa Sakaryaspor dosyasını kapatalım. Önümüzdeki haftaya da bir şeyler. Varsa başka bir soracağım bir konu o konuda. Hayır, benim sorularımı yedin bitirdin. Sakaryaspor bak yine söylüyorum. Hı. Bu güçlü takımların içinde zaten playoff'a kalırsa şans faktöründe de başka şeyler devreye giriyor kardeşim. Kimse kusura bakmasın bu ülkede. Yok, ben burada... Onun için playoff'a kalmadan çıkmak daha kolay. Geçen sene de playoff'a çıkmadan çıkabilirdin. Evet. Kalmadan. O daha kolaydı. Ama yok. Eyüp bizden sen... Hocam... O zamanları unutma. Sen Eyüp çok iyi bir takım dediğini ben hatırlıyorum. Burada biz Nazım Hocam. Biz burada Eyüp'le çarpışırız. Eyüp'ü aldatmamız lazım dedin. Evet. Bir şey daha söyledin. Eyüp bizden daha iyi yönetiliyor dedin. Bravo. İşte Eyüp'ü öne çıkaran faktörler. Tabii, bak, tabii. Bugün bile bak. Aynen. Bugün bak TFF1'de bile Eyüp'ten bahsediyoruz. Evet. Galatasaray'ın altyapısı gibi. Sponsor olan, atıyorum destek veren her yönden milyon dolarları anında çıkarabilen bir adam. Bu işi de öyle saçma sapan yapmıyor. Profesyonel yapıyor şey olarak. Profesyonel çalışıyor. Yani daha iyi olabilir mi? Olabilir ama baktığın zaman hedefine hocam hedefin olmalı, ulaşabilir hedefin olmalı. Bütçen, işte yapın,
ekibin, her şey buna sağlıklı şekilde gitmeli. Sevgili Mustafa, ben sana söylemedim mi? Camdan vururlar dedim. Biz nefes almadan gidiyoruz. Hocam bir şey dikkatini çekti mi? Evet. Postacı kapıyı kaç kere çalar? O 3 kere çalmadılar. Biz gene biraz uzatalım. Şöyle söylerim. Efendim bizden bu akşamlık bu kadar. Sakarya Spor'u konuşmaya çalıştık. Dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştık. Daha da anlatmaya Hendek Spor'un maçı var hazırlık maçı. Evet. Onu sana bırakırım. Programı toparlamak için içeriden rejiden tıkladılar. Kapatacağız. Ama biz önümüzdeki hafta yine burada olacağız. İlk hafta heyecanı içerisinde ben bile. Yıllardır bu işi yapan biri olarak tökezlediğim anlar oldu. Kelimeleri birbirine çarpıştırdığım anlar oldu. Ama biz bunları düzeltiriz. İlk açılış, ilk heyecan daima insanda bir takım şeyler bırakıyor, izler bırakıyor. Bu bir ilk heyecandı. İlk heyecanı böyle atlattık. Umarım iyi bir program olmuştur. Umarım bizi seyredenler bu programdan keyif almışlardır. İlerleyen haftalarda tempoyu biraz daha artıracağız. Daha farklı konularla karşınızda olacağız. Ama ben yine de bana derler Nazım Hoca, sen bizi unuttun diyenler olabilir. Amatör futbolun da kısa bir başlıklarla amatör futbolun ilk yarıda biten halini sizin önünüze koyayım. Ondan sonra programı kapatalım. Balda ilk yarıda Sabancı Gençlik lider oldu. TFF 3'e çıkmak adına önemli bir adım attı. Lider oldu. Arkasında Beylerbeyi var. Erenler ve Pamukova'yı ilk yarıyı düşme hattında bitiren Sakarya takımları oldular. Bir de isterseniz Süper Lig'e bir bakalım. Süper Lig'de 3 tane grup birincisi, 3'ü de namalup. A grubunda Harmanlık namalup. Peşinde Koca Tengel var. 1 puan var arasında. B grubunda Hendek Dereköy var. Namalup. Onların da arkasında Kırkpınar var. C grubunda Kazımpaşa Birlik var. Kazımpaşa Birlik'te namalup lider. Arkasında Asakyazı var. Biz bu konu başlıklarını, size verdiğimiz bu konu başlıklarımızı ilerleyen haftalarda detaylandıracağız. Hendek Spor'la ilgili sevgili Mustafa Özbey'in bir lafı var. Ona bırakacağım. Sonra tekrar ben kapatmak için sözü alacağım. Tabii ki amatör spor deyince hocam, kadınlar ligindeki onların hepsi var. Hepsi mutlaka. Ampute var. Evet, çok var. Handbol, büyükşehir. Tabii. Yok. Sakarya'da spor basket gerçekten. Basket yani evet. Bitmez. Ama dediğimiz gibi Hendek Spor var. Bu sene aslında iki şey dikkat edersen ters orantılı oldu. Sakarya Spor kötü başladı. İlk yarı iyi bitirdi. Hendek iyi başladı, kötü bitirdi. Doğru mu? Evet. Hendek Spor iyi başladı. Baldan namalup çıktı. Lige de ilk geldiği ligde, 3. ligde iyi işlerle başladı. Kötü. Peki Mustafa. Hendek Spor'un cuma günü maçı var. Serdivan Spor'la hazırlık maçı. Nerede? Ben niye bunu söyledim? Demin söylemiştim. Kaynamasın. Hendek Spor kampta hazırlık maçı yapamadığı için Sakarya'ya döndü. Hazırlık çok önemli. Yapacak. Onu da önümüzdeki hafta şey yaparız. Efendim, transfer yapıyor bilgin olsun. Evet. Yapmak zorunda. Sevgili yoksa küme düşer. Sevgili Özbey, sana teşekkür ederim. Ne demek? Ben programa renk kattın. Efendim, Okşen TV ekranlarından bizden de bu akşamlık bu kadar. Haftaya bizimle beraber olacaksınız. 8.30'da kimseye randevu vermeyin. Spor 2 sıra ve ben yine burada olacağız. Mustafa Özbey de benimle beraber olacak. Haftaya görüşmek üzere. İyi akşamlar efendim. Ben de iyi akşamlar diliyorum.